Savunma Bakanlığı kaynaklarından geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler askeri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan o yumruk gerilimine ilişkin bir açıklama var. Yaşanan olay Rum tarafın tarafına yaranma, Türk tarafını zorda bırakma çabası olarak telendirildi. Ama daha fazlasını Paşa şimdi aktaracak. Paşa al yurt sendeyiz. Evet Sema Kuzey özellikle e, Birleşmiş Milletler barış gücünün Kıbrıs'ta güvenlik güçlerine yönelik yumruklu saldırısı sonrasında Birleşmiş Milletler'den de bir özür mesajı gelmişti. Bu süreçle ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da önemli bir açıklama var. Zira 11 Eylül'de Lefkoşa'nın askersiz olan bölgesinde gerçekleşen olayla ilgili 1989'daki anlaşmaya işaret ediliyor ve buradaki anlaşmada Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yapılan anlaşma gereğinde o bölgenin 3 ayda bir temizlik o 3 ayda bir temizlik yapıldığına işaret ediliyor güvenlik güçleri tarafından ve burada Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün aşırı tepki gösterine işaret edilerek aynen şu ifadelere yer verildi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarının Pile yol Projesi konusunda hassas bir dönemden geçildiği sırada Burhantan Sokağı'nda orantısız tepki ortaya koymasının ardından Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zorda bırakma zor, zor duruma düşürme gayreti olabileceği değerlendirilmektedir ifadeleri kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından. Yine bir önemli gelişmede özellikle Ermenistan ile Azerbaycan arasında son günlerde son dönemde gerilimler yaşanıyor. İşte Bu bölgedeki gerilimleri de işaret edildi ve Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Ermenistan'ın bölgede hem ateşkes ihlalleri hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor denildi ve Zengezur Koridoru'na işaret edildi ve Zengezur Koridoru'nun bölgedeki güvenlik için oldukça önemli bir bir koridor olduğuna e, tespit yap önemli bir koridor olduğuna vurgu yapıldı. Oradaki açıklamaya da dönecek olursak bölgesel huzuru ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun içinde Zengezur koridorunun açılması büyük bir öneme sahiptir ifadeleri kullanıldı. Yunanistan'da da normalleşme adımları kapsamında e, güvenlik artırıcı toplantıların için bir takvim oluşturuyor. İşte bu toplantılarla ilgili de, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları özellikle kısa bir süre içerisinde bu takvimin oluşturulmasının beklendiğine de işaret etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bilgilendirme toplantısı her perşembe olduğu gibi yine bu perşembede de saat 10'da gerçekleştirildi ve bu toplantıda özellikle her önemli günden başlıkları her zaman olduğu gibi terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele ve Suriye'deki tacizler ve saldırılar işte bu konuyla ilgili terörle mücadele başlığına dönecek olursak burada son bir hafta içerisinde 44 teröristin etkisiz hale getirildiğine işaret edildi. Bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise açıklamaya göre 1299, 2015ten bu yana ise 38.572 olarak sayılara yansımış durumda. Suriyedeki tacirlerde özellikle son günlerde iki kat artışa geçmişti. 298 toplamda Suriyedeki bir saldırı var PKK ve YPG terör örgütü tarafından Türk silahlı kuvvetleri birliklerine yönelik ve burada da toplamda 903 teröristin etkisiz hale getirildiğini işaret edildi ve son başlık olarak da düzensiz göçle mücadele düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan. Çalışmalarda da 474 kişinin hududu geçmesinden engellendiğini ve bu kişilerden 24'ünün FETÖ üyesi toplamda da 36'sının terörist olduğuna işaret edildi diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım Semiha.